Daha çok mesela Muharrem İnce'den mi, Millet İttifakı'ndan mı yoksa Cumhur İttifakı'ndan mı daha çok size kayış var sizce? Şimdi daha çok Muharrem İnce'den kayış var. Bir. İki, milliyetçi oylardan yöneliş var. Kayış değil, yöneliş var. Üç, apolitik kitleden, gençlerden, apolitik kitleden. Ya bu ne güzel adammış. Biz niye şimdiye kadar bundan haberdar olmadık? Ne kadar donanımlı, ne kadar zeki, ne kadar bilgili. Bunu o kadar çok duyuyorum ki kendimle ilgili. Deyip bize yönelen o kadar çok kitle var ki Bağram. İzmir'de yolumu kesip o kadar çok genç bunu ifade etti ki. Ya biz sizi Babala'da tanıdık, Babala'da dinledik veya işte şu Habertürk'te dinledik, şu programda dinledik veya Instagram'da önümüze keşfetten şöyle bir şey düştü. Bir defa ulaştığım herkesten istisnasız angajmanı böyle net angajmanı yoksa olumlu dönüş alıyorum. Varsa da size ilginç bir rakam söyleyeyim. Dört tane Cumhurbaşkanı adayıyız. Bir. Bir tek ben bütün Cumhurbaşkanı adaylarından oy alıyorum. Net. Yani her üç Cumhurbaşkanı Adaylarından adayından da hepsine oy verecekler seçmenden alıyorsunuz. hepsinden oy alıyorum bir. İki, kendi seçmen tabanım oluştu. Türk Milliyetçileri ve Atatürkçülerden oy alıyorum. Üç, daha önemlisini söyleyeyim. Diyelim ki angajmanı var. Yani nedir angajmanı? İşte ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ne yaparsan yap hiç fark etmez. Veya ben kesinlikle Erdoğan'a vereceğim. Onların hepsinin ikinci tercihi Sinan Oğan. Bakınız bu çok kıymetlidir. Yani insanların güven duyması, kendi beğendiği lidere oy verdiği halde eğer ona oy vermeyecek olsaydı veyahut da işte bu seçimlerde şöyle olmasaydı ben kesin Sinan Oğan'a oy verirdim diyen kitle sayısı %60 falan. Onun Peki az için önce siz milliyetçi oylar dediniz. Milliyetçi oylardan kastınız mesela MHP mi Cumhur İttifakı'ndaki yoksa İyi Parti mi Millet İttifakı'ndaki sizce? öncelikle MHP tabii ki. Ben Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiliydim. Genel başkan adayıydım. MHP'de siyaset yapıyordum. Öncelikle MHP. Ama milliyetçi oylar bir tek MHP'de yok ki. AKP tabanında da var. Oradan da alıyor. Büyük Birlik tabanında var. Oradan alıyor. İyi Parti'de var. Oradan alıyor. Yani orada da mesela İYİ Parti'de İYİ Parti'ye oy verip de Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyecek bir kitle var. Kemik bir kitle var. Onların oyunu alıyor. Bir de dışarıda duran milliyetçiler var. Hiçbir yere dahil olmayan. Onların oyunu alıyorum. Yani bu iş böyle devam ederse süreç bizi çok farklı yerlere götürecek gibi duruyor. Günün sonunda ben inanıyorum ki bu seçimlerin en sürprizi, bu seçimlerin en akılda kalacak sonucu Ata İttifakı ve Sinan Oğan tarafından ortaya konacak. Bu seçimin en büyük sürprizlerinden biri sizin oy oranınız mı olacak o zaman bu durumda? Bu seçimin en büyük sürprizi bizim ikinci tura kalmamız. İkinci büyük sürprizi bizim ikinci tura kalamayıp ama ikinci turun sonucunu belirleyecek olmamız. Yani siz mevcut size oy verenleri destekleyeceğiniz kişiyi açıklamanız, Evet, değil mi? yani onu da biz istişareyle açıklayacağız, tabanımıza soracağız, bize oy verenlere soracağız, bize imza verenlere soracağız. Kamuoyunda bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Taleplerimizin başında terörle arasına mesafe koymak olacak. Ve tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız. Yani bizim de bakanlıklar vesaire taleplerimiz olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlıklar gibi. Anlaşırsak hükümetin içinde yer alacağız. Anlaşamazsak da o zaman yolumuza bakacağız. Bu taleplerinizi Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmenizde mesela dile getirdiniz mi? Eğer böyle böyle olursa bizim de taleplerimiz olur Hayır şeklinde. canım. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemizin konusu bu değildi ki. Kemal Bey de çok kibar bir insan biliyorsunuz. Hiç öyle o işlere girmedi Mantık aynı. yani. Hiç yani hangi konuda randevu istediysek o konuda konuştuk. Onun dışına çıkmadık. Ha, yani memleketin genel değerlendirmelerini falan yaptık. O ayrı ama onun dışına çıkmadık. Birinci turda çıkacak oy oranımızla biz zaten ikinci turun kazananını belirleyecek Kingmaker var Batı'da. Kingmaker. king olamazsam kingmaker Şimdi. şeklinde. Aynen. Ama bizim de taleplerimiz olacak. Bakanlık veya işte icrada nasıl anlaşırsak bu talepler, Cumhurbaşkanı yardımcılığı mı veya başka. Peki sizin gönlünüzden geçen bir ittifak var mı bu ihtimalde? Çünkü siz daha önceki yayınlarınızda iktidarı Ata eleştirdiniz. İttifakı.
Elbette ki onun başındasınız zaten şu anda, ama daha önceki yayınlarda iktidarı eleştirdiniz. Hatta siz şöyle çok nazik bir, bana göre çok centilmence bir yaklaşım ortaya koyarak dediniz ki muhalefete muhalefet olmaz. Evet. Dolayısıyla bu kadar dediniz. O Şimdi yüzden şöyle. Anlayabilir miyiz? Yani benim desteğim muhalefete Yok. olacak gibi Yok, algılayabilir. oradan hayır, oradan onu anlamayalım. Oradan öncelikle Peki. şunu alalım. Şunu anlamamız lazım. İktidar 20 senedir bu ülkeyi yönetiyor. 20 senedir iktidar bu ülkeyi yönetirken bizim dönüp muhalefete muhalefet yapmamızın bir anlamı yok. Mantıklı değil, doğru değil. Yani biz siyaseti prensipler üzerinden yapan insanlarız. Biz günübirlik siyaset yapan insanlar değiliz. Biz Türk siyasetinde daha çok olacağız ve Türk siyasetine bir omurgayı, Türk siyasetinde biz bir çizgiyi temsil edeceğiz. Onun için Türk siyasetindeki bu maalesef ki zikzaklı siyaset yapıcıları ben hiç beğenmiyorum. Ben daha çok devlet adamı modeliyle gitmek istiyorum ve sözüne güvenilir, neyi nerede ne zaman nasıl yapacağını bilen bir model olmak istiyorum. Gençlere böyle örnek olmak istiyorum. Gençlerle beraber bunu yapmak istiyorum. O sebeple de prensip olarak ben bugün iktidarda Kılıçdaroğlu olsaydı ve yanlışları muhakkak olacaktı, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdim daha çok. Erdoğan muhalefette olsa, Kılıçdaroğlu iktidarda olsaydı aynı şeyi yine yapardım. Çünkü hayatın, doğanın doğasında var, siyasetin doğasında var. İktidarı eleştirirsin ki iktidar olasın. Ha bu şu demek değil. Muhalefet sütten çıkmış ak kaşıktır. Muhalefet eleştirilmez. Muhalefetin eleştirileceğine dair en ufak bir şey olamaz. Hayır. Muhalefet eleştirilir ama esas eleştirilmesi gereken yer, yani benim hedefim muhalefet eleştirip muhalefetin yerine geçmek değil ki. Benim hedefim iktidarı eleştirip iktidarın yerine geçmek.